Söz sende. Aydoğan, şu anda Gezi Parkı'nın Divan Oteli tarafındayız biz. Ve yani otele sadece çocukları, annelerinin kucağında çocukları alıyorlar ve çocukların çığlıklarına tanık oluyorum. Gerçekten bir katliam hazırlığı bu. Yani akıl alır gibi bir şey değil. Gündüz vakti bu kadar sivil insana, bu kadar çocuğuyla gelmiş annelerin üstüne su sıkmak, gaz sıkmak, buna inanamıyorum. Ve yani herkesin bu gidişata dur demek için şu anda, şu dakikada seferber olması lazım. Gerçekten çok kötü şeyler olacak. Bunu başbakan göremiyorsa bizim görmemizde derhal bir şeyler yapmamız lazım. Anneler çocuklarını korusun, çocuklar annelerini korusun. Ben Türkiye'de bunca yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu kadar pervasızca yapılmış bir şey müdahale hiç görmedim ve daha başındayız. Biraz önce valiyle konuştum, kendi çaresizliğini söyledi. Hepimizin çocuğu var ve hakikaten gidip onları korumak adına bir şey yapmamız lazım. Ben bunca yıldır savaş izliyorum. Böyle bu kadar vicdansız bir şey görmedim, yaşamadım gerçekten. Yazıklar olsun ve olacaklardan çok büyük siyasi sorumluluk doğacaktır. Çok ağır bedelleri olacaktır bunun ve tarih bunu, bugünü, bu dakikayı yazacak. Lütfen herkes ne yapabiliyorsa, elinde ne varsa onu yapmaya çalışsın. Burada gerçekten korkunç şeyler olmak üzere. Peki vali ne dedi tam olarak? Bir kez daha tekrarlar mısın İstanbul valisi? Oradaki gençleri tanıyor, onları bizzat gördü, ağırladı. Ben de kendisine söyledim, o çocukları gördünüz, niyetlerini biliyorsunuz, nasıl böyle bir şey kararı verebiliyorsunuz diye. Ama hepimiz biliyoruz, onlar emir kulu ve yapabilecekleri bir şey sınırlı, yani yapabilecekleri bir şey yok. Ve yani kendisine de söyledim, yani ben de bir babayım, orada oğlum var ve gerekirse gidip otomaların önüne yatacağız, başka yolu yok yani, çocuklarımızı koruyacağız ve istedikleri nedir yani, bir parkı koruyor bu çocuklar. Bu şiddet neyin şiddeti, yani neyin intikamı alınıyor, bu akıl alır gibi bir şey değil. Ve hakikaten burada bütün günü onlarla geçirdim ben, kararlılıklarını biliyorum. Ve yani eğer bunu ezerlerse şiddetle, böyle barışçıl bir şeyi şiddetle ezmeye kalkarlarsa, bundan sonraki kuşağı tamamen şiddet kanalına yöneltmiş olacaklar. Devletin yüzüyle ilk kez tanışıyor bu çocuklar ve böyle bir tanışma çok ağır sonuçlar doğuracak. Çok rica ediyorum herkesten, herkes gerçekten buraya yardım elini uzatmak için ne mümkünse yapsın. Herkes başbakanı bu çılgınlıktan vazgeçirmek için ne kanalı varsa kullanmaya çalışsın. Peki yani şu aşamada ne yapılabilir? Çünkü başbakan o kadar net konuşuyor ki, o kadar sert konuşuyor ki, üslubu da son derece sert. Peki nerede kitle örgütleri? Yani şimdi bu kadar bu çocuklara kefir olan kitle örgütleri nerede? Neden burada değiller? Neden bu çocuklara kol kanat gerilmiyor? Yani hakikaten bizim bir şekilde bunu önlemek için kitlesel gücümüzü göstermek dışında bir şeyimiz yok. Şu anda otelin lobisini açtı Divan Oteli ve gazdan etkilenen çocukları, kadınları içeri alıyorlar. Gerçek bir savaş manzarası bu, yani aklın alabileceği bir şey değil. Peki şu ana kadar yaralanan dikkatinizi çekti mi? Yaralanan var mı? Mutlaka bu kapsüllerden çok yoğun kullanılıyor çünkü. Biz kapsüldeyiz ama herkes birbirine işte solüsyon gaz maskesi dağıtmaya çalışıyor. Yani hani bunun eğer bu ise özledikleri Türkiye, hakikaten gelip görmelerini isterim. Gerçekten bir panik ve şey havası. Yani şu anda burayı görmenizi isterim. Herkes hani şeyden, gazdan kaçmaya, canını kurtarmaya çalışıyor. Evet sevgili seyirciler, Can Dündar böyle bir müdahale görmedim dedi. Kendisi çok biliyorsunuz deneyimli bir gazeteci. Pek çok savaşı da izledi. Biz de izledik ama böyle bir tabloya tanık olmadım. Lütfen bunları kurtarın dedi. Gerekirse ben de Toma'nın önüne yatacağım. Hepimizin çocukları var dedi. Valiyle konuştuğunu söyledi ama Sayın Başbakan'ın açıklamalarından herhalde durumdan vazife çıkarıldı gibi bir his var içinde. Gezi Parkı eylemcileri de eylemlerine, mücadeleye devam kararı almışlardı. Orada da bir geri adım olmadı Can. Hiçbir uzlaşma noktası yok mu sence? Onlarla da çok yoğun bir şekilde beraber oldu. Bugün bu çocukları rahatsızabilirler. Bu çocukları yaralayabilirler. Bir kısmını öldürebilirler. Ama bir kuşağı zehirleyemezler. Bir kuşağı gömemezler. Ve çok daha ağır sonuçları hazırlıyorlar. Yani bu çocuklar burada bilenecek. Yarın çok daha güçlü gelecekler. Bunu Türkiye'nin görmemesine, bir başbakanın görmemesine imkan yok. Ve bir an önce durdurulmazsa başbakanın bu hırsı, hakikaten burada çok kötü sonuçlar doğacak. Bugün değilse yarın. Yani bu meydanı böyle teslim almak, böyle bir zulüm uygulamak hakikaten hiçbir siyasetçinin göze alabileceği bir şey değil.
Yani en basit savaşta bile kadınlar ve çocuklar korunur. Çocukların üstüne gaz atılan bir savaş ben görmedim. Ve şu anda tanık oluyorum. Yani gerçekten bu akılacak bir şey değil. Ve inanmakta zorlanıyorum. Yani bunun uyarı mekanizması vardır. İnsanları dışarı almanın bir yolu vardır. Çocukları korumanın bir yolu vardır. Nasıl olur yani çocuklar ciyak ciyak ağlıyor burada, gözleri yanmış bir halde. Buna nasıl göz yumabilirler, nasıl göz alabilirler inanamıyorum. Bir siyasi unsurun bu kadar insanları kör ettiğine inanmak çok zor. Peki şimdi durum böyle, yani bu noktadayız. Bundan sonra neler olabileceğini düşünüyorsun Can? Son derece kritik bir noktada, çok tehlikeli bir kaygan zeminde şu anda Türkiye, tüm ülke. Bundan sonra olabilecekleri tahmin edebilir misin? Birkaç şey olabilir. Bir, çocuklar gerçekten oradan sürülürler ve hani kayıplar verilerek tahliye edilir. İki, gerçekten direnebilirler. Direnecekleri bir şey yok. Canlarını ortaya koyacaklar ve o zaman çok daha vahim sonuçlar çıkabilir. Üç, hükümet aklını başına toplayabilir. Benim ısrarla üzerinde durduğum seçenek ve insanlara yalvarmam ondan vazgeçirmek için herkesin, aydınların, gazetecilerin, köşe yazarlarının, sanatçıların, anne babaların, kitle örgütlerinin derhal başbakanlığa baskı yapması lazım. Bu gidişatı durdurmak için ve başbakanın aklını başına toplamak için bir davet için. Bu ancak belki böyle bir şeyi, süreci durdurabilir. Onun dışında bunlar olmayacaksa gerçekten olabilecek şeylerden ben şahsen korkuyorum burada. Evet. Şu anda seninle konuşurken Can, ambulansları görüyorum. Ambulanslar o alana doğru geldi. Anlaşılan çok sert bir müdahale. Sen de bahsettin zaten. Ambulanslar harekete geçti. Çok sayıda yine maalesef istemediğimiz şekilde sonuçların ortaya çıkacağı beklentisi hakim. Bu çok sayıda cana mal olacağı gibi çok ciddi bir siyasi sonuca da mal olacaktır. Başbakan bunu bilmeli. Yani bunun çok ağır vebali var. Kadınlara, çocuklara gaz bombası atmanın çok ağır vebali var. Bunun siyasi sonuçları çok ağır olur. Herkesin bunu şu anda şu dakikada düşünmesi ve aşağıdan ölçmesi lazım. Bu ortaya çıkardıkları Türkiye manzarası barışçıl bir eylem yapan genç insanlar bunu revaçlıyorlarsa yarın çocukların bütün şiddetle buluştuklarına ne hale geleceklerini gözlerinin önüne getirmeye çalışsınlar ve gerçekten bunun vebalini nasıl ödeyeceklerini düşünsünler. Şu anda bütün bu emre itaat eden mahalleden emniyet müdürüne kadar, polis memurlarına kadar herkese bir veli olarak, bir yurttaş olarak, bir gazeteci olarak yalvarıyorum. Yapmayın. Yapmayın. Can, çok teşekkürler. Bu zulme ortak olmasınlar. Gerçekten bu emre itaat etmesinler. Gerçekten bir baba olarak yalvarıyorum.